çok iyi bir ateist, sırf Allah yok dedi diye yine de cehenneme mi gidecek? Veya hayatı zulümlerle, kötülüklerle geçmiş bir Müslüman, sırf Müslümanım dedi diye yine de cennete mi gidecek? Birçok insanın merak ettiği o soru. Şimdi 6 farklı başlıkta bu soruyu inceleyeceğiz. Şaşıracağın ve yeni duyacağın bilgiler olabilir, onun için sonuna kadar izlemeyi unutma. Birinci nokta şu. İman sonuç meselesidir. Öncelikle bir kişinin cennete mi veya cehenneme mi gideceği İslamiyet'e olan imanına bağlı. Ama bizim unuttuğumuz konu ise şu. Bir kişinin imanlı mı, imansız mı öleceğini yaşarken nasıl bilebiliriz? Bu anlaşılabilir bir şey mi? Elbette hayır. Kişinin imanlı mı, imansız mı öleceği hayatının son anında belli olur. Yani aslında iman sonuç meselesidir. Bir kişinin yaşarken düşüncesi farklıyken ölüme yakın düşüncesi farklı olabilir. O yüzden soruda sorulan çok iyilik yapmış bir ateist hayatı boyunca ateist olduğunu söylese bile ölüm anında hangi inançla ahirete gideceğini bilemeyiz. Belki de yaptığı o iyi işler onun kalbinde son anda bir iman nuruna dönüşebilir. Ama bizim bundan haberimiz olmaz. Diğer yandan Müslümanım diyerek yaşayan ama sürekli insanlara zulmeden, sürekli kötülük yaparak kalbini karartmış birisi hayatının son anlarında belki de inançsız olarak gidecek ama biz bunu da bilemeyeceğiz. Yani özetle kimin imanlı, kimin imansız gideceği son anda belli olur ve biz bunu bilemeyebiliriz. Zaten birçok inançsızın son anda iman etmeyi tercih ettiğini de birçok videodan görüyoruz. O yüzden yaşarken birisi hakkında bu cehenneme gider diye hüküm vermek yanıltıcı olabilir. Ve bu soru yüzünden İslam'dan çıkan birilerin olması da çok anlamsız olacaktır. Yani boşu boşuna kendisi zarar etmiş olacak. Madde 2. Ehli fetretin varlığı. İsra suresi 15. ayette Allah şöyle buyuruyor. Euzu billah. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا Yani biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Yani bir kişinin sorumlu olabilmesi İslam'ı duymasına bağlı. Bir öğrenciye önce bilgi verilir, sonra sınavdaki soruyu doğru cevaplaması beklenir, değil mi? İşte ehli fetret grubuna giren kişiler İslam'a göre azap görmeyecekler. Ve bu gruptan bahsedince olay bambaşka bir boyut kazanıyor. Çünkü kime İslamiyet ulaşmış, kime ulaşmamış bunu bilmek o kadar kolay olmuyor. Zaten küfür kelimesi, kafir kelimesinin kökeni örtmekten gelir. Yani buradaki problem bir gerçeği bile bile örtmek, gizlemek, görmezden gelmektir. Onun için bilgi gelmeli ki ona göre ondan bir netice beklensin. Mesela uzak bir kabilede doğmuş veya ücra bir köyde yaşayan birisi İslam'ı hiç duymadıysa İslam'a göre o sorumlu değildir. O kişi için cehennemden de bahsedemeyiz. Yani çok iyi bir ateist cehenneme mi gidecek sorusunda çok iyi denilen o ateistin İslam'ı duyup duymadığını, ehli fetrete dahil olup olmadığını da bilmek gerek. Peki o zaman soruyu biraz daha detaylandıralım. İslam diye bir dinin varlığını duymuş ama detaylı ve doğru bir şekilde duymamış kişiler ne olacak? Bu konuda büyük alim İmam Gazali Hazretlerine başvurabiliriz. İmam Gazali Hazretleri birisinin sorumlu olması için bilginin gitmesi gerektiği gibi o bilginin doğru bir şekilde gitmesi gerektiğini de söylüyor. Yani kişi İslam'ı doğru bilgilerle duymalı ki sorumluluk tam bir şekilde oluşsun. Mesela düşün, çocukluğundan beri televizyonlardan İslam terör dinidir, Müslümanlar teröristtir, Müslümanlar her an her yerde bomba patlatabilir gibi yanlış bilgilerle, yalan yanlış duyumlarla büyüyenler olabiliyor. Böyle birisi için yine sorumluluğun oluşmama ihtimali de var. Çünkü bu şekilde bilgi duyan birisi İslam'ı öğrenmek için herhangi bir çabada da bulunmayabilir. Yani aslında İmam Gazali Hazretleri ehli fetret tanımını biraz daha genişletmiş. Birisi Efendimiz'i duymuş ama yalancı biri olarak duymuşsa haşa ve Efendimiz'in güzel sıfatlarından habersiz kalmışsa o da ehli fetret kapsamına girebilir. Yani olay genellemeden çıkıp her bir kişinin durumuna göre değişecek. Ahirette de Allah herkesi zaten tek tek hesaba çekecek. Herkes bireysel olarak Allah'ın huzurunda yargılanacak ve kendi durumuna göre bir sorgu olacak. İşte İslamiyet böyle son derece hassas bir adalete sahip bir din. Üçüncü başlık, iyiliğin asıl sahibi kimdir? Aslında çok iyi bir ateist cehenneme mi gidecek sorusunda çoğu kişinin fark etmediği büyük bir hata var. O da şu, hakikatte iyilik sıfatı yani iyi olmak tamamen Allah'a aittir. Yani çok iyi
diyebileceğimiz iyiliğin tek kaynağı sadece Allah'tır. O zaman çok iyi bir ateist tamlamasından çok iyi sıfatını çıkarırsak ortada sadece ateist özelliği kalmış olur. Tabii bu durum sadece ateistler için geçerli değil. Müslümanlar da iyiliğin asıl sahibi değillerdir. Yani hem ateistler hem Müslümanlar, tüm insanlarda görünen bütün iyilikler sadece birer yansımadır. Şöyle bir örnekle bunu açalım. Dışarıda bulunan 100 kişi ellerinde birer ayna tutuyorsun ve güneşten gelen ışık bu aynalarda yansıyor. Peki aynalarda görünen ışığın kaynağı nedir diye sorsam ne cevap veririz? Elbette güneştir deriz. Ayna burada ışığı yansıtmak, güneşin parıltısını göstermek için vardır. Yani ışık aslında aynaya ait değildir. İşte insanlar da birer ayna misalidir. Allah ise tüm iyiliklerin ve güzelliklerin asıl kaynağıdır. Aynı o güneş örneğindeki gibi. İnsanlar yaptıkları güzel amellerle Allah'ın güzelliğini, iyiliğini yansıtırlar. Zaten yaratılış amacının temelinde de bu vardır. Allah'ın isim ve sıfatlarını yansıtmak. Yoksa iyilik ve güzelliğin asıl kaynağı insanlar değildir. O zaman iyilik sıfatını komple Allah'a verirsek, çok iyi bir ateist tamlamasında geriye sadece Allah'ı inkar etmiş bir ateist kalmış olur. Ayrıca şöyle de düşünelim, iyilik dediğimiz kavramları yaratan kimdir? Elbette Allah'tır. O zaman insan hangi kavramı kendisi yaratmış veya neyin asıl sahibi ki iyiliğin de sahibi olsun? İnsan bu dünyada sadece görevli bir memurdur. İyilik memurdan değil, memura o görevi verenden, yani padişahtan gelir. Mesela dünyaca ünlü, cömert bir padişah düşün. Bir gün görevli memurlarından birisine 1000 kese altın veriyor ve bunu insanlara dağıtmasını emrediyor. Memur da verilen görevi güzelce yerine getirerek altınları dağıtıyor. Ve halk bu iyilik karşısında çok sevinip tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Şimdi bu durumda iyiliğin asıl sahibi memur mudur yoksa padişah mıdır? Elbette padişahtır, çünkü iyilik yapmaya amaçlayan, iyiliği sağlayacak olan, altını veren tamamen padişahtır. Memur burada sadece görevini yapmıştır. Bir de bunun üstüne görevli memurun altını dağıtırken şunlara dediğini düşünsene. Arkadaşlar, padişah falan yok. Bunlar benim altınlarım, benim size olan ikramlarım. Eğer böyle bir şey görsek herhalde herkes öfkelenir ve bu insanın ne kadar büyük bir kötülük yaptığını düşünür. Bu durumda o kişiye çok iyi bir memur mu deriz, yoksa çok zalim ve hainlik yapan bir memur mu? İşte Allah da bu alemin padişahı gibidir. İnsanlar da dediğimiz gibi memurlar. Allah bizlere o altınlar misali birçok nimet vermiş. Birçok nimet yaratmış. Mesela iyilik yaparken kullandığımız bedenimiz veya aklımız, gücümüz, kuvvetimiz veya özgür irademiz veya içimizdeki sevgi duygusu, şefkat hissi, mal, mülk, tüm meyveler, sebzeler ve yiyecekler, yani iyilik yapılacak tüm ürünler. Hepsini Allah bizlere güzel işlerde kullanalım diye vermiş. Yani bütün hepsinin sahibi zaten Allah. O zaman bu verilen altın misali ikramlarla kim ne iyilik yapıyorsa aslında Allah'ın iyiliğini, güzelliğini yansıtmış olmaz mı? Hatta iyilik yapmaya insanı en çok sevk eden mutluluk hissi, onu kim veriyor? Allah değil mi? İyiliğe bizi ileten şefkat ve acıma duygusunu, sevgi duygusunu kim veriyor? Allah değil mi? Peki bütün bunları veren Allah iken asıl iyiliği nasıl başkası yapmış olsun, nasıl insan yapmış olsun? Aslında iyilik yapmak yokuş aşağı bırakılan bir araba gibi. Hiç gaza basmasan bile o araba gidiyor. O yüzden şoför kalkıp da bu araba benim sayemde gidiyor diyemez. Ama kötülük yapmak ise tam tersi, yokuş yukarı duran araba gibi. Bizzat şoförün yokuşu çıkması için ısrarla gaza basması gerek. O yüzden şoför burada sorumlu olmuş olur. Yani özetle, çok iyi bir ateist tamlaması zaten en temelinde hatadır. İyilik Allah'tan, kötülük ise insanların tercihleri yüzündendir. Dördüncü nokta ise şu. Allah yok demek, haşa, küçük bir şey mi? Allah'ı inkar etmek ve ona itaat etmiyorum demek ufak bir şey mi ki? Ya sadece Allah yok dedi, niye cehenneme gidiyor ki diye soruluyor. Bir kişinin yaptığı hangi iyilik, söylediği bu Allah yoktur, peygamber aşağı yalancı birisidir sözünün üstünü kapatabilir. Olayın büyüklüğü tam anlaşılmayabiliyor. Mesela bir örnek verelim. Bir kişi bir şehrin her köşesine patlayıcılar yerleştirmiş diyelim. Sonra da sadece tek bir tuşa basarak onları patlatıyor. Ve böylece birçok askerin ve insanın da ölmesine sebep oluyor. Şimdi bu adamı yakalayıp mahkemeye çıkarsak ve müebbet hapiste onu yargılasak şunu diyebilir mi? Ya arkadaşlar, abartmayın. Sadece bir tuşa bastım. O kadar da büyütmenize gerek yok.
Elbette diyemez. Olay küçük bir duşa basmak gibi, basit bir eylem gibi dursa da neticesinde büyük bir kötülük işlenmiş olur. İşte Allah'ı inkar etmek de aslında bu örnekteki gibi büyük bir kötülüktür. Hatta bir insanın yapabileceği en büyük kötülüktür. Örnekteki gibi evrenin her yeri de aslında Allah'ı bize tanıtan askerlerle doludur. Allah'ın yarattığı askerler. Çünkü her şey Allah'ı bizlere tanıtmak için yaratılmış. Tüm yıldızlar, gezegenler, ağaçlar, meyveler, hayvanlar veya bulutlar. Her şey Allah'ı tanıtmak için koşturan birer asker hükmünde. Allah'ı inkar etmek, sayısız olan bunca askeri yok saymak, görevlerini reddetmek, onları tesadüfe vermek, yani manen onları öldürmek gibidir. Düşün, yaklaşık 60 yıl boyunca inkar üzere yaşayan bir ateist. Her saniye evrendeki tüm bu askerleri manen öldürmeye devam eden birisi hükmünde olur. Yani Allah yok demek veya Kur'an yalandır demek belki sadece iki kelime olabilir ama sonucu büyük bir zulüm olur. Evrenin her yeri yazılmış birer kitapken Allah'ı inkar etmek, yazılmış tüm kitapları yırtıp atmak demektir. Ve bu evrenin tüm varoluş amacını çöpe atmak manasına gelir. Mesela Titanic olayını düşünelim. Titanic'te gemi dümenini çevirmeyen adam, ya arkadaşlar ne yaptım ki olayı büyütmeyin diyemez. Ufak bir hareketi yapmaması kişilerin ölümüne sebep olur. Yani bu olay küçüklükten çıkar. İşte bir ateistin ufak gibi görünen iki kelimesi de aslında evrenin ölümüne sebep olur. Şöyle de düşünebiliriz. Işık olmayınca renk nasıl anlaşılmazsa, iman olmayınca da tüm alem, tüm amaçlar gizlenir. Zaten işin en temelinde yaratılış amacına bakılır. Mesela bir okul en temelde niye açılır? Öğrencilerin dersleri geçmesi için ve mezun olması için, değil mi? Peki müdür ve öğretmenleri kabul etmeyen, okuldaki disiplini tanımayan, derslere ve sınavlara girmeyen birisinin durumu ne olur? Burayı okul olarak bile kabul etmeyen, kendi evi gibi davranan birisine nasıl karşılık vermek gerekir? Çok iyi birisine benziyor diyerek onu mezun edebilir miyiz? Elbette hayır. Veya bir iş yerinde işe başlayan birisi, iş yeri sahibini ve onun kurallarını kabul etmese, sadece kantinde ve bahçede vakit geçirse, onun durumu ne olur? Daha en temelinde orada olma amacını yerine getirmezse, yaptığı diğer işlerin bir anlamı kalır mı? Ay sonunda mesela maaş alıp ayın elemanı seçilir mi? Yoksa işten mi atılmalı? İşte insan da bu dünya okuluna Allah'ı bulmak ve tanımak için zaten gönderilmiş. Dünyanın açılış amacı, insanın yaratılış amacı bu. İnsanın da asıl görevi Allah'ı bulmak, onu kabul edip tanımakken, varlığın en temel amacını reddeden, tüm nimetleri inkar eden, Allah'ı tanıtan tüm askerleri manen öldüren, sonsuz güçte ve sonsuz güzellikte olan yaratıcıya isyan eden birisinin karşılığı ne olmalıdır? Alkışlanmalı mı, yoksa adaletle mi yargılanmalı? Beşinci madde ise şu: olayın iç yüzü bilinmiyor. Nankörlük ve zulüm iyilik midir? Aslında bir de olayın iç yüzü var. İyilik sandığımız gerçekten iyilik mi, yoksa nankörlük ve zulüm mü? Mesela bir örnekle bunu anlatalım. Bir padişah halkla tanışmak ve aradaki muhabbetin, sevginin artması için büyük bir ziyafet düzenliyor. İçerisinde de birçok ikramlar, çeşit çeşit yiyecekler hazırlıyor. Daha sonra tüm halkı bu ziyafete davet ediyor. Kendisi de arka planda o anı izlemeye başlıyor. Tam bu anda halk bu ziyarete katılmak üzereyken ve hayranlıkla etrafı seyrederken içlerinden birisi çıkıyor ve saraydaki tüm ikramlar sanki kendisininmiş gibi bir role bürünüyor. Herkese tebessümle yaklaşıp etraftaki ikramlardan insanlara vermeye başlıyor. Buranın bir padişahı yok. Bunlar hep benim mallarım, buyurun benim ikramlarım diyerek insanları yanıltıyor. Şimdi insanlar onu çok iyi birisi zannederken hakikatte ne kadar kötü bir iş yapıyordur, değil mi? Padişahın en temelde bu ziyafeti açma amacını bozan, malları sahiplenen, padişahı yok sayan, insanları yanıltan bir tavra girmiş oluyor. Yani ortada aslında büyük bir zulüm var. Şimdi bu insanın yaptığı iyilik gerçekten iyilik midir, yoksa zulüm ve nankörlük mü? İşte aslında Allah da bu evren sarayını insanlar için bir ziyafet yeri olarak açmış. Binler çeşit ikramlarla bizlere kendisini tanıtmak istemiş. Şimdi bu durumda bu saraya giren inançsız birisi Allah'ı ve yönetimini kabul etmeyerek yaratılmış tüm nimetler sanki kendisininmiş gibi davranıp birçok iyilik yapıyor gibi dursa da aslında örnekteki gibi büyük bir zulüm yapıyordur.
Yaptığı iyilik gibi görünen hareketler yanlış niyeti ve yanlış düşüncesi yüzünden boşa gider. Zaten iyiliklerde asıl önemli olan niyet değil midir? Bu bir Müslüman için de geçerli. Mesela bir Müslüman iyilik yaptığında bunu gösteriş için yapıyorsa onun yaptığı iyilikler de iyilik olarak sayılmaz. Başkasına ait olan bir iyiliği sahiplenmek ve iyiliğin asıl sahibini reddetmek iyilik midir yoksa tam tersi en büyük kötülük mü? Siz karar verin. Madde 6. Allah adil-i mutlak, rahim-i mutlaktır. Yani sonsuz adalet, sonsuz şefkat sahibidir. Tüm bu açıklamalardan öte biz çok önemli bir şeyi unutuyoruz. İnsanlardaki adalet duygusunu, insanlardaki merhamet duygusunu veren kimdir? Elbette Allah'tır. O halde bizde bile adalet duygusu, merhamet duygusu varken Allah bizden daha adaletli ve daha merhametli değil midir? Elbette öyledir. Zaten her şeyden haberdar olan, her şeyi en ince detayına kadar bilen ve gören Allah, herkese en adaletli şekilde davranacaktır. Kim bilgiye ulaşamamış, kim de ulaşıp inatla bile bile inkar etmiş, Allah hepsinin durumunu zaten bilir ve ona göre yargılar. Ayette şöyle buyrulur. Euzubillah. İnna Allahe la yazlimu mithkale zerra. Şüphesiz ki Allah zerre miktarı zulmetmez. O yüzden bu açıklamaları bilmesek bile Allah'ın sonsuz adaletini ve sonsuz merhametini bilsek kalbin huzuru için, bu olayı anlamak için yeterli. Hem bir insan eğer gerçekten hakikati, doğruyu samimiyetle arıyorsa neden İslam'ı seçmesin? İslam'ı seçmemesi için hiçbir sebep kalmaz. Çünkü aklın da kalbin de tüm tatminiyeti sadece İslam'dadır. Yani kişinin her bir sorusunu mantıkla cevaplayan bir dinden bahsediyoruz. Başka hiçbir dinde veya hiçbir felsefede insanın sorularına tam tatmin edici cevap bulunmaz. Mesela ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, amacım nedir, beni kim yarattı ve neden yarattı, onun özellikleri ve benden istediği nedir gibi en temel sorulara cevabı sadece İslam verir. Peki o zaman samimiyetle doğruyu arayan birisini Müslüman olmaktan alıkoyan geriye ne kalabilir? Bir kişiye doğru bilgi gittiyse İslamiyet'i seçmekten başka çaresi aklen yoktur. Mesela Allah'ın varlığını, İslam'ın doğruluğunu arayan birisi için binlerce delil vardır. Mesela evren. Evren devasa bir delil hükmündedir. Evreni ve evrenin işleyişini aklen incelemeye çalışan birisi tek bir yaratıcının yani Allah'ın varlığına binler delil bulur. Mesela hudus delili, imkan delili, amaçlılık delili, intizam, düzen delili, ruhlandırma delili veya ölçülendirme delili, tazelenme, sebep-sonuç, ihtiyaç, eser-müessir delili gibi binler farklı akli deliller var. Her yerden bir kişi aklen Allah'a ulaşabilir. Mesela evrenin yoktan varlığa geldiğini aklen anlayan birisi hemen onu var edeni bulur. Ve evrenin sürekli bir düzen içerisinde işlediğini gören birisi ilim sahibi bir yaratıcıya ulaşır. Veya evrenin tamamında geçerli olan mükemmel bir dengenin olması ve her yerde aynı kanunun işlemesi o yaratıcının varlığını ve birliğini gösterir. Veya evrendeki her bir detayda bir amacın, bir hikmetin olması amaç üzere, kasıt üzere iş gören irade sahibi bir yaratıcıyı gösterir. Veya evrende sürekli tazelenen ve yenilenen bir sistemin olması evreni kontrol altında tutmaya devam eden bir yaratıcıyı gösterir. Veya her yerde ikramların sayısız bir çeşitlilikte olması o yaratıcının varlığını ve merhametini gösterir. Yani evren binler farklı delillerle Allah'ın varlığını gösterir. Veya fıtratına yani vicdanına bakan birisi doğuştan gelen bir tepkiyle direkt olarak Allah'ın varlığını kabul eder. Adeta bir refleks gibi Allah'ı bilir. Mesela bebekler üzerinde yapılan birçok deney var. Bunlar zaten yaratıcıyı kabul etmenin doğuştan refleks olarak gelen bir gerçeklik olduğunu gösteriyor. Sadece Justin Barrett'ın araştırmasına bakmak bile bu noktada yeterli. Veya üçüncü noktada Efendimizin hayatına bakarak birçok delil yine bulabilir. Onun ahlakının güzelliği, tüm güzel sıfatlarda en üstün olması, düşmanlarının bile onda hiçbir yalan görememesi, kısa sürede herkesin kalbine girip insanlardaki tüm kötü huyları temizleyebilmesi veya gelecekten haber veren hadislerin olması. Bunlar gibi birçok delille İslamiyet'in doğruluğuna bu yönden de ulaşabilir. Veya dördüncü bir başlıkta Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini araştırarak da binlerce mucize yine bulabilir.
Mesela Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki bir benzeri getirilemeyen bir kitap. Normalde bu aklın alabileceği bir olay değil. Yani bir mucize veya içerisinde aklen çelişkili olan hiçbir mantık hatasının olmaması veya gelecekten bahseden gaybi mucizelerin olması. İçerisinde Rum mucizesi, Tebbet mucizesi gibi birçok gaybi mucizeleri barındırması veya okuma yazma bilmeyen birisi ile böyle bir kitabın gelebilmesi. Veya içerisindeki evrensel hükümlerle her bir yüzyıla, her toplumun durumuna karşı çözüm üretmesi. Veya bilimsel işaretlerle evrenden en doğru şekilde bahsetmesi. Veya Kur'an-ı Kerim'in edebi üstünlüğü, belagatı. Veya aklı ve kalbi tam doyurması. Farklı karakterlerde tüm insan fıtratlarına hitap edebilmesi, yani bunlar gibi sayabileceğimiz binler mucizelerle Allah'ın varlığına ve İslam'ın doğruluğuna Kur'an-ı Kerim'deki mucizelerle de ulaşabilir. Dört temel başlıkta ulaşabileceği ve Müslüman olabileceği sayısız delil görmüş olur. Bediüzzaman Hazretleri der ki, bir Müslümanın imanı o kadar kuvvetli ve sarsılmaz hadsiz hüccetlere dayanıyor ki, İnkarda hiçbir özür kalmıyor. Adeta akıl kabulde mecbur oluyor. Yani İslam'daki bilgileri duyan birisinin Allah'ı hala kabul etmemesi, gündüz vaktinde güneşi inkar etmek, okyanusun ortasında ben suyu göremedim demek gibidir. O yüzden inançsız birisi kendisine İslam bilgisi gelmesine rağmen, doğru bilgiye güzel bir şekilde de ulaşmasına rağmen bile bile Allah'ı reddediyor ve Müslüman olmuyorsa bu kişi artık kendi iradesiyle cehennem hapsini tercih etmiş olur. Ve bu kararından kendisi sorumludur. Eğer sizin de aklınıza gelen bu tarz imani sorular varsa ve bunların cevabını arıyorsanız Kur'an tefsiri Risale-i Nur eserlerini siz de okumaya başlayabilirsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.